Onlara açıkça söyledim. Evliliği istiyoruz. Çocuğu alamayız dedim. Çocuk babaannesiyle dedesinin yanında kalacak. Baydu Bey birazdan arayıp söyleyecekmiş. İyi akşamlar. Ben Şoba. Sizinle bir... Baba. Bir şey söylemem gerek. Kendi çocuğuyla ilişkisini kesip buraya gelen bir kadın benim çocuklarımla nasıl iletişim kurabilir ki? Öyle bir kadınla evlenmek yerine kızlarımın annesiz yaşaması daha iyi olur. Çocuklarıma kendim de bakabilirim. Yaş haklı. Öyle bir şart öne süremeyiz. Alo? Alo. Benim Şoba. Baydu Bey dedi ki siz... Evet doğru. Evdeki bazı kişilerin görüşüydü. Yeni bir karar aldık. Herhangi bir şartımız yok. Buna çok sevindim. O zaman bu durumda... Teklifi onaylamış oluyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Tarihe karar verip bize bildirin. Telefonunuzu bekliyorum. Hoşça kalın. Tamam, hoşça kalın. Bak ben hala buna izin vermek istemiyorum. Oğlunu nasıl kabul edelim? O kadın çocuğuyla birlikte gelecek. Ona destek olduğumuzu hissetmesi gerekir. Sana saygı duyacak, bana da. Bu aileye de, yaşın iki çocuğuna da. Evimize daima borçluluk hissedecek. Bundan daha başka... Ne isteriz Gayatri? Gelinimizden daha fazlasını beklemek bizim için yanlış olur. Hoşlandın mı? Şuraya bak, fotoğrafına bakıyor.
Yani artık kızı onayladığına göre babam bir an önce düğün tarihi belirlememizi istedi. Bana sorarsan evleneceğiniz tarih tam olarak 2 yıl sonra olsun. 2 yıl sonra mı? Git de babama 4 yıl bile olur de istersen. Öyle mi? Bu arada sabırsızlık ilacı falan mı içiyorsun? Tamam, her neyse. Yengen Vidi yanında olduğu sürece hiçbir şey için endişelenmene gerek yok. Madem sonunda bir kızdan hoşlandın, bütün gelenekleri uygulayacağız ve o kızı buraya getireceğiz. Tam bir hafta sonra. Düğün tarihini belirledik yani. Bundan bir hafta sonra. Şimdi mutlu musun? Doğruyu söylüyorum. O çok akıllı bir çocuk. Aile bağlarının önemini anlıyor ve onlara saygı duyuyor. Bundan sonra sadece bağ kuracaklar. Sonra Anş'ın babasına mektup yazmaya ihtiyacı kalmayacak, değil mi? Bayan Gayatri tarih belirlememizi istedi. Ama Arti o kadar kızgın ki onunla nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Şoba, sen onun kayınvalidesi değil annesisin. Ve bir anne gücenmiş çocuğunu nasıl ikna edeceğini iyi bilir. Ama bu annemin yazısı. Neden mektup yazma ihtiyacı duydu? Dün gece olanlardan sonra seninle konuşmaya cesaret edemedim. O insanlara ne kadar kızdığımı sana anlatamam. Onları reddetmek üzereydim ama damat gerçekten çok iyi Arti. Aile üyelerini ikna etti. Eğer seni gelin olarak almak istiyorlarsa seninle birlikte Anş'ı da kabul etmek zorunda olduklarını söyledi. Artık hayal kırıklığına uğrayacak bir şey yok. Anş'ın hep yanında olacak. Artık kimse onu annesinden ayıramayacak. Hadi Morel'in yerine gelsin. Artim gülümsediğinde çok güzel görünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.